İgonaları evinize aldıktan sonra yakınlaşmaya başlamamız gerekiyor. Bunun için de ilk başta aniden birdenbire hayvanın kafesine elimizi sokmaktansa yavaş yavaş kademeli olarak elimizi iguanaya yaklaştırmamız gerekiyor. Özellikle yemek verirken pat diye elimizi içeri daldırırsak bu hayvanın bizden korkmasına sebep olabilir. Bildiğiniz gibi iguanaların dişleri kuvvetlidir ve çok sağlam ısırık yaraları insanlarda bırakabilmektedir. Hatta literatürlerde bildirildiği gibi hayvan insanlarda dikiş yarısı bile oluşmaktadır. Ayrıca kuyruklarını kamçı gibi kullandıkları için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden iguanayı ilk evimize getirdiğimizde elimizi yavaş yavaş sokarak beslemeye başlamamız lazım ilk başta. Ve kademeli olarak hayvana yaklaşmamız gerekiyor. Eğer ilk başta elimizi patır diye sokup hayvanı okşamaya çalışırsak çeşitli zedelenmelere sebep olabiliriz. Hayvanı yine elimize alırken birdenbire pat diye almamak, hayvanı elimize uzatıp özellikle hayvanın kendisini tırmanmasını beklememiz gerekiyor. O zaman neye dikkat ediyoruz? Hayvana aniden yaklaşmamaya ve hayvanın ilk başta bize gelmesine dikkat ediyoruz.